İspanya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Market videolarıma devam ediyorum. İspanya'daki 2023 Mart ayı itibariyle market fiyatlarını size göstereceğim. Son zamanlarda ekonomik krizle ilgili çok spekülasyon var. Ya işte Avrupa'da kriz var, pahalı, şudur budur diyorlar ama en son bir sene önce gelmiştim İspanya'ya. Hatta 6 ay önce Avrupa'ya çıkmıştım. Aradaki farkı da biraz anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Böyle çok aşırı detaylı olmayacak ama böyle birçok kalemde size son fiyatları göstereceğim. Size de tavsiye olarak da söylüyorum. Avrupa'da kahvaltılık için eğer otelinizde kahvaltı yoksa, hatta bence kahvaltı için ekstra ödemeyin. Çok ucuza kruvasanlar, pastalar alabiliyorsunuz. Mesela bakın 69 sente, 79 sente böyle börekler var. Bunun içerisinde mesela bu patlıcanlıymış. Kruvasanlar bakın 35 sent. Yani 39 sent orijinalleri, yani klasikleri. Börekler var. Mesela bu queso, stick to queso. Bunlara bakmanız lazım. Domuz da olabiliyor için ama mesela pollo. Pollo. Pollo gördüğünüz zaman rahat rahat alabilirsiniz. Çünkü tavuklu demek arkadaşlar bunlar. Mesela bu Napolitana var. İçinde peynir ve et oluyor. Yani salam oluyor ama salam yani domuz olduğu için yemeyenler için buradan uyarayım. Bu fiyatlar bu şekilde. Bakın ekmek fiyatlarına bakalım. Mesela donutlar arkadaşlar 33 sente donut yiyorsunuz. Hem de orijinal klasik donutlar. Ekmekler 0.24'e var. Bakın küçük olanlar. Biraz daha büyük olanlara bakalım. Heh, mesela büyük olanlar bunlar bayağı mesela besleyici ve içi dolu dolu. 1.69. Mesela bagetler, klasik bagetler yani bizdeki somun ekmek gibi düşünecek olursanız mesela bakın 0.47'ye satılıyor arkadaşlar. Sebzeye girelim. Bakın burada sebzeler var. Şimdi sebze için mandalina 2.39. Şu anda tam mevsim olmadığı için fiyatlar biraz pahalı. Limon 1.49. Euro bunların hepsi bu arada. Yani euro içinde 20 ile çarpın arkadaşlar fiyatlarını. Ama birim bazda düşünmeniz gerekiyor sonuçta. İspanya'daki asgari ücret de yani tam emin değilim ama en son 1450 euroydu. Ama sonra tekrar kontrol edip videonun altına yazarım. Onunla kıyaslamanız gerekiyor. Yani 1450 euroya bundan kaç kilo alırsınız? Türkiye'de kaç kilo alırsınız? Öyle mantık yapmanız lazım. Ben çeviriyorum tekrar. Elmaya bakalım. Bakın farklı farklı türler. 1.79, 2.49. Onun dışında armut var. Biraz daha muz var mesela. Muz ilginçtir. Çilek 3.29. Muzu göremedim. Muz bu Platano Gabarases dediği farklı bir şey olması lazım. Muz şu an mevsimi değil. Biraz pahalı ama mesela biz yazın geldiğimiz zaman 1 euronun altında satılıyordu. Devam ediyorum bakın şu anda. Domates şu an 3.29, 2.69. Bu arada biz şu anda Ronda'dayız. Yani Madrid ya da Barcelona gibi de daha çok ekonomik marketler var. Lidl'dayız ama buralar Ronda olduğu için buradaki marketlerim tabii ki rekabetten dolayı fiyatları bir tık daha yüksek olabiliyor. Mesela Madrid'de mesela şu biberler arkadaşlar bakın görüyorsunuz 1.49. Salatalık pahalı Avrupa'da söyleyeyim Pepino diye geçiyor. Bakın fiyatı 2.39 1 kilosu. Patlıcanlar 1.99. Soğan mesela 1 kilo soğan 1.89 ve 3.09 da daha 2 kilolukları 2 kiloluk paketler 3.09 yani daha ucuza geliyor. Mesela patatesin 3 kilosu 4.19 yani 1 küsür euro 1.4 euroya falan geliyor. Yine burada sebzeler var 1.39 1.39 yani 1 ile 2 euro arasında birçok sebze alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim başka günlük kullanımda sık sık karşımıza çıkan neler var onlara bakacağım. Makarnaya geldik arkadaşlar. Bakın makarna çeşit çeşit. İtalyan makarnaları var. 1.23'e de var. 0.89'a da var. 0.73'e de var. Bakın burada mesela 1.09 sanırım bu bayağı bir bilinen bir marka ve organik. Bakın organik makarna ve 1.09 diyor. Türkiye'de organikler çok ciddi pahalı. Yeşil mercimek bakıyorum. 3.79 yeşil mercimek. Bu kuru fasulye 1.89. Bakın fiyatlar aşağı doğru gösteriyor. Sonra nohut 2.45. 2.39'a da var. Pirinç 1.29 arkadaşlar. 1 kiloluk pirinç bakın 1.29'a satılıyor. Yani şu an 20 ile bile çarpsanız Türkiye'den ucuza geliyor. 1.29'a pirinç satılıyor. Soslar var 1.75, 1.95. Mayonezler var çeşit çeşit bakın. Ki bu mayonezlerin kalitesini inanın Türkiye'de bulmanız çok zor. 2.85, 2.25. Onun dışında devam edelim. Burada biraz daha hazır yemekler falan var. Mesela kahvelere bakalım arkadaşlar. O Nespresso makineleri için bunlar Türkiye'de çok ciddi pahalı. 5 tanesi 3.29 yani tanesi 50 sente geliyor.
Hatta o da ucuz markadan biriydi. Mesela Nescafe'nin kocaman bir şişesi 6.65 euro. Daha burada mesela klasikler 2.49, farklı markalar, Bellarom diye. Yani Türkiye'de 2.5 liraya siz artık böyle bir Nescafe bulamazsınız. İmkansız bir şey. Onun dışında Cornflakes'ler 1.69, 1.45. Bakın ekmekler, yine hamburger ekmekleri. Şöyle kocaman ikili hamburger ekmeği 0.89. Dörtlü pardon 0.89. Fiyatlar gerçekten iyiymiş gördüğüm kadarıyla. Çok değişik kekler, pastalar, çeşit çeşit. Yani siz günlük Avrupa'da ekonomik takılmak istiyorsanız gerçekten marketler bunun için muazzam. Bir de çoğu insan çalıştığı için hazır yemeklere çok ciddi bir seçenek oluyor. Marketlerin neredeyse yarısı hazır yemek oluyor. Hatta eğer hostelinizde mikrodalga falan varsa hiç affetmeyin, dondurulmuş pizzalarınızı, makarnalarınızı alın. Gidin mikrodalgaya koyun, çok daha ucuza getirebilirsiniz öğünlerinizi. Şimdi devam edelim. Başka farklı neler var? Son zamanlarda Türkiye'de artık alamayacağımız derecede olan dondurulmuş gıdalara bakalım arkadaşlar. Bakın 500 gram soğan halkası. Pardon, bu ne? Ocean Sea diyor. Kalamar arkadaşlar. 0.189. Bakın daha farklı. Chiperon diye daha küçük kalamalar var. 3.29. Tortilla'ya konulan kamaronlar var. Yani tortilla kamaron da biraz yumurtalı hazır halde pişirilecekler var. 1.99. Ben şu an bunlardan alıp Türkiye'ye getirmek istiyorum ya. Balık, bakın balık, parmak balıklar var. 2.99. Şurada hemen somon size göstereyim. Somonun fiyatı 6.19. Ne diyor? 1 kilosu 22.93, 22 euro. Somon sonuçta İspanya'nın değil, Norveç'ten gelen bir şey. Ama bunların hepsi orijinal Norveç ürünleri. Diğer balıklar da 4.89, 12.69. Ama gramajlar tabii biraz değişiyor. Gramajlara göre bakmak lazım. Devam edelim bakalım. Bakalım daha farklı somonlar var. Mesela 375 gramı 9.29 olan şunlar var. Devam ediyoruz. Bak kalamarlar 360 gramlık böyle daha Arjantin kalamarı var. O da 4.99. Direkt ithal ürünler bunlar. Böyle karışık paella'ya kullanılan deniz ürünlerinin olduğu 4.29, 685 gramı. Yani 1 kilosu neredeyse 8'den daha 7 euroya falan geliyor. Burada isterseniz bu şekilde de alabiliyorsunuz. Mesela istiridyeler var, 3.89 kilosu. Burada daha farklı balıklar var. Mesela bakın karidesler var, kocaman jumbo karidesler 29 euro. Ya da bu şekilde kendiniz ayıklamak istiyorsanız bu da 12 euro. Ayıklanmış olanlar da 250 gramı 3.59, yani toplamda 16-15 euroya 1 kilo kalamar alabiliyorsunuz. Karides alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz peynirlere gelelim. Mesela Rus salatası örnek verelim. 3.19 şöyle 360 gram. İstediğiniz zaman kızartacağınız hazır ürünler var mesela bu şekilde. 2.99'a dediğim gibi. Mesela ravioliler. Metroda bunlar dünya para arkadaşlar. Şöyle bir paket 1.59, 250 gramlı. Bunlar hazır İtalyan mantıları diyelim. Fusilliler, dünya ünlü mantılar. Bakın pizzalar. Alın bu pizzayı götürün. Yapın. 5 peynirli pizza. 3.29 arkadaşlar şu gördüğünüz. Daha farklı olanları da var. 3.35'e var. 2.39 var. Bakın daha jambonlu olanlar. Tabi bunlarda domuz olma ihtimali çok yüksek. Ama biz mesela dün pollo, yani tavuklu olanı almıştık. Muazzam bir şeydi. 8 dakika pişirdik. Harika oldu. Mesela 4 peynirli burada da 2.69 euro. Ya zaten bu kısma gelince ben çok üzülüyorum. Çünkü Türkiye'de bunlar ciddi anlamda çok para. Şimdi salamlara bakın. 1 euroya bile arkadaşlar bir paket. Tabi bunlar domuz pastırması ama diğerleri de çok fark etmiyor. Bakın 1 euroya bile salam yiyebiliyor adamlar. Ya da pastırmalarını yiyorlar. Bizim pastırmamız. Mesela bakın bu da domuz. Tavuk olacak olursak biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. Pollo gördüğünüz zaman arkadaşlar dediğim gibi tavuk olduğunu bilirsiniz. Burada normal biftek bulamazsınız çok fazla. İspanya'da o kültür çok fazla yok. Pollo mesela arkadaşlar bakın. 2.05'e 200 gram böyle salam alabiliyorsunuz. 1.25'e de var bakın şurada. Devam edelim. Salam, geldik dünya peynirlerine arkadaşlar. Bakın dünyanın çeşit çeşit peynirleri. Fransız, İspanyol, Alman peynirleri, Polonya'nın peyniri. Yani bunların hepsini bakın 1.69'a, 2.49'a, İsviçre peynirlerini 1.49'a, 100 gram tabii ki bunlar. Ama daha büyük paketleri de var. Onları alabiliyorsunuz. Mesela bakın 2.99'a şöyle bu otellerde burada çok sıklıkla verilen bir peynirleri. 2.99 euroya bunu alabiliyorsunuz. Şöyle sandviç yapmak isterseniz 1.30 alabiliyorsunuz. 1.5 arkadaşlar 1 liraya ya. 1 liraya peynir alıyorsunuz. Krem peynirler yine aynı şekilde. Bakın 3 euro'nun üzerine çok bir şey göremezsiniz marketlerde. 3 euro'nun üzerine bir şey gerçekten ya çok acayip bir şeydir. Yani bulması zordur. Burada biraz daha artık işin rengi değişiyor. Bakın soslu böyle güzel
pastalar. Bakın tartufo, İtalyanların ünlü cotta mesela, bu cotta tatlısı. Tatları böyle alıp 1.79'a, 0.79'a alabiliyorsunuz. Bunlar biraz daha yoğurt tatlılar. Mesela postre tatlısı var. 3.79, 3.49 pardon. Dünya mutfağı biraz burası da. Devam edelim. Çok fazla ürün var. Heh, yoğurtlara geldik arkadaşlar. Bakın yoğurtlar. Biraz daha Greek yoğurt diyorlar tabii bunlara. Yunan yoğurtları. Maalesef Yunanlar bunu biliyorsunuz bizden bayağı bir araklamışlar. Ama fiyatları da şöyle şu kutular 2.49'a. Tabii daha bizdeki gibi böyle büyük 5 kiloluk kültürleri yok adamların. Ama onlar da gördüğü zaman daha ucuz oluyor. Mesela bebek bezlerine bakalım. Promosyonda var arkadaşlar. 12.99. Yani bir tane bez 0.15 sente giriyor arkadaşlar. Bir tane bez 0.15. Bakın bunun içinde bu 5 116 tane. Yani pardon 88 tane varmış bunun içinde. Görüyorsunuz. Şu paket 12.99. Burada işte şaraplar. Birazdan zaten içecek reyonunu size göstereceğim. Ya mesela örnek verelim. Şöyle karşıma çıktıkça gösteririm arkadaşlar. Bakın daha farklı ürünler de var. Böyle özel paketlenmiş balıklar. İspanya'da deniz ürünleri aşırı tüketilir. O yüzden çok farklı ürünler görebiliyorsunuz. Mesela profiteroller var ya da daha farklı pastalar var. Su fiyatları hani diyorlar ya Avrupa'da su bile 2 euro diyor. Bakın arkadaşlar 1 litrelik. Hatta bu ne 1 litresi ya? Bu 1 litre değil. Bak 1,5 litre arkadaşlar. Bakın 0.23. 1,5 litre 0.23 sent. Biraz daha farklı marka 0.47. Şöyle kocaman bir 5 litre 1.20'dir. Yağlara geldik. İşte bizim kanayan yaralarımızdan. Şu anda yağ sonuçta Ukrayna'dan geldiği için tüm Avrupa'da biraz orada pahalı ama mesela litresi 2.99'a kızartmalık yağ arkadaşlar. Litresi 2.99. 3 euro 60 liraya geliyor burada bizim TL ile ama birim bazda. Bakın burada 5 litrelik olan 10 euro. Yani 200 liraya 5 litrelik alabiliyorlar adamlar. Bizdeki 200 lira. Onlara göre yine 10 lira. Hadi 15'te hadi 20'de. Gördüğünüz gibi işte sütler. Bakın latte sütleri var mesela burada. 0.98'e alabiliyorsunuz. Yani 1 euro'dan aşağı sütler satılıyor. Devam edelim. Meyve suları mesela böyle burada 2 litrelik meyve suları çok yaygın ya da 1.5 litrelik. Bakın mesela karma karışık bir meyve suyu 1.75 euro. Hatta şöyle göstereyim bakın 0.99 euro'ya 1 euro altında içinde havuçlu, limonlu, portakallı meyve suyu içebiliyorsunuz. Daha küçükleri de var, daha büyükleri de var. Çeşit çeşit özellikleri var. Bakın şöyle kocaman bir 2 litrelik 1 euro arkadaşlar. 2 litre 2 litrelik meyve suyu 1 euro. Bizde litresi şu an Türkiye'de en dandik olan neredeyse 20 liraya geçti. İçecekler biraz pahalı. Kola falan burada da biraz artmış ama yine de mesela Fanta'nın 0.70'e 0.70, 0.95 mesela farklı ürünler var. Coca-Cola'ya bakalım. Şurada 2 litrelik Coca-Cola Zero 0.69. Normal bakın burada 1.25. Değişiyor fiyatları. Altılı falan aldığınız zaman daha ucuza geliyor. Bir de burada mesela Freeway diye bir marka var. İspanya'da çok seviliyor. 0.31 sente Coca-Cola tadında güzel bir kola içebiliyorsunuz. Ama ben Coca-Cola içeceğim diyorsanız o da 0.85 euro. 1.25'liği de bakın 1.25. Yani sent başına mililitre geliyor neredeyse. Burada da böyle arkadaşlar. Başka bakalım neler var. Gördüğünüz gibi manipülasyona gerek yok. Şu anda Mart ayının 14'ündeyiz ve çok ciddi fiyatlar, ucuzlar. Bakın şaraplara geldik. Alın. Yani siz şöyle muhteşem şarapları 2 euro, 3 euro, 1.95. Bakın aşağıdalar. Yukarı daha kaliteli markalar 4.75. Şöyle Rueda'lar var mesela 3.69. İnanamıyorum ya. Şu an gerçekten yine moralim bozuldu. 1.85. Biralar arkadaşlar. Bakın 0.29'a bile bira var. Çok fark. 30'a var. Altılar var 3.48. Bakın her türlü biralarda gördüğünüz gibi İspanyol biraları. Argus'lar 0.29 euro. %5 alkollü. Evet biz de böyle bir kendimize akşam yemeği aldık arkadaşlar. Birazdan çıkışta size faturayla fiyatını ve kapanışı anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar şey 13.98. Bu kadar şey. Bir çoluk buz salatası, humus su, 4 tane nudulu, biralar, kolalar, tanıkçı, ve bir market videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu sefer biz de 2-3 günlük alışverişimizi yaptık. Her akşam böyle ya dışarıda yiyoruz ya da işte kendimiz yapıyoruz otele göre. Bakın şurada Ganucci.
İtalyanların meşhur patatesli mantısı, ıspanaklı ve peynirli ricottası, 4 tane donut, koca bir cips, 4 bira, 2 kola, 2 kocaman su, humus, 1 kilo Rus salatası, ekmek, bir de Miroş'un... Ve benim jelibonum. Jelibonu, bunların hepsi arkadaşlar 13.90 tuttu. Yani az önce size de gösterdim, 13.90. Yani 14 lira hadi de, hadi de 28 lira de, hadi 3 ile çarp 42 lira de. Ya arkadaş şu tek başına olmuş zaten, şu ikisi Türkiye'de olmuş 50 lira. Yani artık ne diyeceğiz bilemiyoruz, bizi manipüle etmeye devam etsinler. Ama Avrupa'da durum bu şekilde. Şu an 2023'ün Mart ayından İspanya'nın Ronda şehrinden, ki pahalı bir şehirden, size bu videoyla veda ediyorum. Bir sonraki market videosunda görüşmek üzere.